Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de tarımsal üretim üzerinde iklimin etkili olduğunu örnek gösterilebilir? İç bölgelerde buğday, mercimek gibi su isteği az olan ürünlerin yetiştirilmesi, burada görülen karasal iklim şartları, yazların sıcak ve kurak geçmesi sonucu dikkate alınan bir özelliktir. O yüzden iklim etkili. Akdeniz ve Ege kıyılarında kışılıklı isteyen turunçgil ve zeytin tarımının yapılması, yine kış ılıklığı dediği için burada iklimin etkisinden bahsedebiliriz. Doğu Karadeniz'de tarım alanlarının az olması yer şekilleriyle alakalı bir özelliktir. Haşhaş ve çeltik üretim alanlarının devlet tarafından sınırlandırılması devletin yine tarımsal üretim üzerindeki etkisine örnektir. Burada iklimin etkili olduğuna örnek gösterilebilir dediği için 1 ve 2 yani A şıkkını dikkate almak gerekiyor. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde tarımsal üretimde sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır? Türkiye'de sulamaya duyulan ihtiyacın fazla olduğu alanlar yazların sıcak ve kurak geçtiği alanlardır. Buna göre 1 ve 2'de Karadeniz iklimi görüldüğü için yazlar daha serin ve yağışlı geçmektedir. Bu nedenle daha çok yaz kuraklığı yaşadığımız İç Anadolu, Konya çevresi, Şanlıurfa çevresinde sulamaya duyulan ihtiyacın daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın 3 ve 4 yani E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisine Nadas'a bırakılan tarım arazisi daha azdır? Nadas, özellikle toprağın mineral ve nem ihtiyacını karşılamak için belli bir süre toprağın boş bırakılmasıdır. Genelde de Türkiye bir yıl, Türkiye'de bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılma şeklinde değerlendirilir. Bu nadasa bırakılan alanlar için genellikle baktığımızda yazların sıcak ve kurak geçtiği, sulama imkanlarının gelişmediği alanlarda daha fazladır. Daha az dediği için de özellikle Karadeniz kıyı kesimini alıyoruz çünkü bu alanlarda yıl boyunca yağış var. Nasıl bu da kanal alanlar daha az. İç Anadolu gibi bölgelerde daha fazladır. O yüzden daha az dediği için soruda doğru cevabımız Doğu Karadeniz kıyısındaki bir numaralı merkez olmakta. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıda bazı tarım yöntemleriyle ilgili açıklamalar verilmiştir. Bir bölgede yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri olarak adlandırılır. Toprağı, suyu ve havayı kirletmeden doğal yollarla ürün yetiştirilmesine denir. Tarım alanlarında bir yıl buğday yetiştirip diğer yıl mercimek gibi farklı ürünlerin yetiştirilmesine denir. Açıklamalarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir bölgede yoğun olarak yetiştirilen ve adını orayla duyurmuş olan ürünlere biz monokültür adını veriyoruz. Bunun yanında toprağı, suyu ve havayı kirletmeden doğal yollarla ürün yetiştirilmesine yine e, organik tarım adını verebiliriz. Bunun yanında tarım alanlarında bir yıl farklı diğer yıl farklı bir ürün yetiştirilmesine nöbetleşe ya da münavebeli tarım adını vermekteyiz. Türkiye'de baktığımızda monokültüre örnek olarak şunu verebiliriz. Tabii birkaç e, örnek veriyoruz. Daha çok örnek verilebilir. Örneğin baktığımızda Gemlik deyince zeytin, Malatya deyince kayısı, Ordu deyince fındık gibi birçok ürünü monokültür olarak değerlendiriyoruz. Organik tarımda zaten doğal özellikler ön plana çıkmakta. Nöbetleşeli de farklı ürünleri farklı yıllarda değiştirerek ekimini yapıyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer şekillerinin sade olduğu bölgelerde tarıma ayrılan araziler daha geniş yer tutar. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangilerinde tarıma ayrılan araziler daha fazladır. Ki daha düz alanlarsa arkadaşlar bu alanlarda daha fazla tarım alanını görmek mümkündür. Bir numara Ergene kısmı düz, sade yer şekillerine sahip ve geniş tarım alanları bulunmakta. 2 numara Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz dağlık engebeli tarım alanları daha dar ve parçalı. 3 numara Menteşe öresi dağlık engebeli tarım alanları daha küçük. 4 numara Şanlıurfa düz bir özelliğe sahiptir. Tarım alanları daha geniştir. Bu nedenle doğru cevabımızın 1 ve 4 yani B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de tarımda makine kullanımının artmasına bağlı olarak özelliklerinden hangilerinde artış olması beklenir? Makine kullanımının artmasına bağlı olarak işçiye duyulan ihtiyaç azalır. Buna bağlı olarak tarımda çalışan insan sayısında bir azalma görülür. Kırsal kesimde işsizlik artar çünkü işçiye duyulan ihtiyaç azalmaktadır. Tarım ürünlerinin hasat süresi, toplama süresi kısalmakta çünkü bir makineyle daha kısa sürede o alanda hasat yapılabilmekte. Çünkü işçilerin topladığı kısımda uzun sürerken makine gelip işte saatler içerisindeki oradaki ürünü toplayabiliyor. O yüzden burada artış olması beklenir dediği için B şıkkı yalnız 2 doğru cevabımız oldu. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler doğal ve beşeri olarak ikiye ayrılabilir. Kavram haritasında gösterilen doğal ve beşeri faktörlerden kaç tanesinin yeri yanlış verilmiştir? İklim doğal bir faktördür. Yer şekilleri doğal. Sulama beşeri bir faktördür. Zirai ilaçlama beşeri bir faktördür. Su kaynakları doğaldır. Toprak özelliği baktığımızda fiziki bir özelliktir. Gübreleme beşeri, makineleşme beşeri. Tohum ıslığı, tohumun daha dayanıklı hale, verimli hale getirilmesi beşeri. Pazarlama beşeri. Buna göre yanlış olarak dikkate alınan 3 özellik burada gördük. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin en büyük kalkınma projelerinin başında GAP, Güneydoğu Anadolu projesi gelir. Bu projeyle birlikte Güneydoğu Anadolu'da sulama yapılarak tarımsal verim arttırılmaya çalışılmıştır. Buna göre GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu'da aşağıdaki durumların hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Kişi başına düşen milli gelir ki ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak artmıştır. Tarımsal üretimde iklime bağımlılık azalmıştır çünkü sulamayla birlikte iklime bağımlılık azalıyor ve orada yazların kurak geçmesi durumunda sulamayla bu su isteği olan ürünlere Su verilebiliyor. Nadas alanları daralmıştır. Çünkü sulama geliştikçe Nadas'a duyulan ihtiyaç da azalıyor arkadaşlar. GAP birlikte bu alanlarda önemli bir azalma meydana gelmişti. Ekonomik değeri yüksek ürünlerin ekim alanı genişliyor. Çünkü sulamayla birlikte sanayi ürünlerinin üretimi artış gösteriyor. Ekonomik refah seviyesi yükseliyor. Tabii e, doğru cevabımız burada baktığımızda C şıkkı oluyor. Aşağıdaki haritada bazı iller numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu illerden hangilerinde tarımda makine kullanımı daha kolaydır? Şimdi bir numara arkadaşlar Artvin Doğu Karadeniz'de bir alan ki yer şekilleri dağlık engebeli. Yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu alanlarda makineleşme daha zor olmaktadır. Bu anlamda makine kullanımı burada zor olduğu için daha kolayı istediği için de biz burayı eledik. Bunun yanında 2 numara Konya arkadaşlar. Konya düz ovalık alanların yoğunlukta olduğu bir yerdir. Buna bağlı olarak tarımla makine kullanımı daha kolay olmaktadır. Bunun yanında 3'e baktığımızda Muğla'yı görüyoruz. Muğla Menteşe öresiyle de öne çıkıyor. Dağlık engebeli alanlardan oluşuyor. Bu alanda makineleşme daha zordur. 4 numara ise burada Şanlıurfa arkadaşlar. Şanlıurfa Konya gibi daha düz ovalık bölgelerden oluşmaktadır. Bu nedenle makineleşme daha kolaydır. Doğru cevabımız da 2 ve 4. Yani D şıkkı oldu. Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üretimde sürekliliği sağlamak için bazı ürünlerde devlet tarafından destekleme alımı yapılır. Devletin özellikle çiftçiye elindeki ürününe alma garantisi vererek alım yapması destekleme alımıdır. İlk olarak buğdayla başlamıştır ve özellikle ihraç ürünleri ve temel besin maddesi olan ürünlerde bunu uygulamaktadır. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği alanların bazılarında akarsular ve yeraltı suları kullanılarak sulama yapılmakta. Bu şekilde üretim daha eee düzenli daha verimli hale getirilmekte. Tohum ıslığı yapılarak verim yüksek olan bitkilerin tohumu çoğaltılıyor ve daha verimli daha e, üretim olarak verim olarak daha fazla tohumları orada görüyoruz. Hayvansal atıklar tarım alanlarında gübre olarak kullanılıyor arkadaşlar. Kıyı kesimlerde intensif gelişmiş, iç kesimlerde ise daha çok ekstansif, gelişmemiş tarım yöntemleri uygulanmaktadır. Yani bunların yer değiştirmesi gerekiyor. Intensif modern tarım yöntemi. Ekstansif ise gelişmemiş, tarım yöntemi ki iklime bağlı, verim düşük, geliri düşük, bu daha çok iç kesimlerde uygulanıyor diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıda iki farklı tarım ürününün yetişme özelliği verilmiş ve Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. K ürünü ılıman ve yıl boyunca yağışlı geçen bölgelerde yıkanmış topraklarda tarımı yapılan bir üründür. L ürünü kış aylarını ılık geçtiği yerlerde yetişir. Yaz kuraklığına ise dayanıklıdır. K ürünü ılıman ve yıl boyunca yağışlı. Türkiye'de yıl boyunca yağışlı olan iklimimiz Karadeniz iklimidir. Yıkanmış topraklarda oradaki yağıştan dolayı görülmektedir. Bu nedenle burada K ürünü için 2 numarayı dikkate almak gerekiyor. Karadeniz'de yetişen bir ürün olacaktır. O yüzden doğru cevap olarak ya B ya C olacaktır. L ürünü için kışların ılık geçtiği yerler demiş genelde kıyılarda ılık geçiyor ama yaz kuraklığına dayanıklı bir ürün demiş. Akdeniz'de biliyorsunuz ki kışlar ılık geçer ve yazlar kuraktır. Bu anlamda yine ürünün 4 numarada olabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu dikkate almış olalım. Tanımsal verimi arttırmak için çalışmalarından hangileri doğal sistemlere daha fazla zarar vermektedir. Tarım alanlarının sulanması doğal sistemlere tabi bilinçsiz sulama olmadıkça bir e, zarar vermiyor arkadaşlar. Yapay ya da suni gübreler kimyasal olduğu için e, özellikle çok fazla zarar veren noktalarda karşımıza çıkıyor. Zirai ilaçlama yapılması yine doğal dengeyi bozabiliyor, doğal sistemlere daha fazla zarar verebiliyor. Tohum ıslahının yapılması, tohumun daha verimli hale getirilmesi, iyileştirilmesi tabii ki bir yapay gübreye göre daha az e, sıkıntı yaratıyor ya da daha az zarar veriyor diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim.